Evet çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü temamız okuma kültürü. İsterseniz bir an önce etkinliklerimize başlayalım. Hazırlık çalışmalarıyla temamıza başlayabiliriz. Kitap okumanın önemi nedir? Evet çocuklar, kitap okumak bizim açımızdan çok önemlidir. Çünkü kitap okudukça kelime dağarcığımız gelişir, insanlarla olan iletişimimiz daha iyi hale gelir ve toplumda kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Aynı zamanda kitap okumak hafızamızı güçlendirir. Böylelikle herhangi bir unutkanlığı da engellemiş oluruz. Peki kitap okumak bizi nasıl geliştirir? Kitap okumak hayal dünyamızı geliştirir. Hayal dünyamız genişler, olaylara daha farklı açılardan bakarız. Yazma becerimiz gelişir. Aynı zamanda okuma becerimiz de gelişir ve böylelikle okuyup anladığımızı daha kolay kavrayabilir ve okuduklarımızı daha rahat bir şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi birinci etkinliğimizle başlayalım. Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Şimdi görselimizi öncelikle bir inceleyelim. Görselimizde gördüğünüz gibi bir ağaç var ve ağacın dallarında kitaplar var. Ve aynı zamanda ağacın altında kitap okuyan bir kız var. Bir düşünelim. Acaba dinleyeceğimiz metnin konusu ne olabilir? Evet, sanırım düşündünüz. İsterseniz şimdi dinleyeceğimiz metine geçiş yapalım. Ben size buradan okuyayım. Kitap ağacı. Duru bahçelerindeki ağacın altında kitap okumayı çok seviyordu. O gün de ağacın gölgesinde oturup kitabını okumaya başladı. Kısa bir süre sonra bir ses duydu. Etrafına baktı ama kimseyi göremedi. Ve kitabına geri döndü. Ses şimdi daha yakından geliyordu. Kitabını kapatıp çevresine bakmaya başladı. Bir de ne görsün? Ses ağaçtan geliyordu. Duru gözlerine inanamadı. Kendini bir rüyada zannetti. Çünkü ağaç Duru ile konuşuyordu. Duru şaşkınlıkla "Kulaklarıma inanamıyorum. Bu ses senden mi geldi?" diye sordu ağaca. Ağaç ise gülümsedi. Ben hep konuşuyordum ama sen beni duyamıyordun. Çünkü kitaplarına öyle dalıp gidiyordun ki etrafındaki sesleri duymuyordun dedi. Duru şaşkın şaşkın ağaca bakmaya devam etti. Ağaç Duru'yu korkutmamak için onunla konuşmasını sürdürdü. Uzun zamandır yanıma gelip dallarımın altında kitap okuyorsun. Ben de kitap okumak istiyorum ama okumayı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun dedi. Bunun üzerine Duru biraz düşündü. Sonra aklına birden bir fikir geldi. Duru, ben sana kitap okurum. İstersen kitap bittiğinde kitapla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşırız dedi. Ağaç bu fikri çok sevdi. Duru'ya, sen bana kitap okudukça ben de sana kitap hediye ederim. Kitapları dallarından toplar ve bana da okursun dedi. İşte şimdi Duru daha da mutlu olmuştu. Dilediğinden daha fazla kitaba sahip olacaktı. Bunun hayaliyle eve gitti ve ertesi günü beklemeye başladı. Ertesi gün koşa koşa ağacının yanına geldi. Kitabını açtı ve okumaya başladı. Kitap bittiğinde ağaç Duru'ya "Kitap çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Duru." dedi. Ve konuşmaya devam etti. İşte İlk kitabın alabilirsin dedi. Duru gerçekten çok mutlu olmuştu. Kitaplarından sonra en iyi dostu ağaç olmuştu. Her gün ona kitap okumanın sevinciyle onun yanına gidiyor ve kitap bittiğinde ondan yeni bir kitabı almak için sabırsızlanıyordu. Evet çocuklar, hikayemiz bu kadar. İsterseniz şimdi hikayemizle ilgili etkinliklerimize başlayalım. Evet, aşağıdaki soruları dinleme metnine göre cevaplayınız. Duru ne yapmayı seviyordu? Biraz düşünelim. Evet, doğru bildiniz. Duru, bahçelerindeki ağacın altında kitap okumayı çok seviyordu. Peki Duru'nun duyduğu ses kimden geliyordu? Hikayemizi bir hatırlayalım. Evet, doğru bildiniz. Duru'nun duyduğu ses bahçelerindeki ağaçtan geliyordu. Peki, ağaç Duru'dan ne istiyordu? Bunu da birazcık düşünelim. Evet, doğru hatırladınız. Ağaç Duru'dan kitap okumayı bilmediği için Duru'dan kendisine kitap okumasını istiyordu. Evet arkadaşlar.
yapıyorsunuz. Onun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Evet çocuklar, bu sorunun cevabını siz kendi defterinize yazın. Bunu, bu soruyu size bırakıyorum. Şimdi geldik üçüncü etkinliğimize. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıda boş bırakılan kutucuklara yazınız. Şimdi bakalım konumuz neymiş? Duru'nun kitap ağacıyla yaşadığı olaylar. Evet, bir hatırlayalım. Duru kitap okumayı çok seviyordu ve ağaç da kitap okumayı bilmediği için Duru'dan kendisine kitap okumasını istiyordu. Peki ana fikrimiz ne olabilir? Biraz düşünelim. Evet, doğru bildiniz. Ana fikrimiz de Duru'nun kitap sevgisi. Evet, geldik başka bir etkinliğimize. Resimde gördüğünüz söz size ne çağrıştırıyor? Kutucuğa yazınız. Her kitap bir okyanustur. Şimdi bu sözü birazcık düşünelim. Daha sonra bu cümleyi defterimize yazalım ve altına da bize ne çağrıştırdığını açıklayalım. O yüzden bu etkinliği size bırakıyorum. Evet, beşinci etkinliğimizdeyiz. Aşağıda karışık olarak verilen paragrafları okuyunuz. Olayları oluş sırasına göre sıralayarak anlamlı bir metin haline getiriniz. Şimdi bir bakalım. Karışık olarak okuyalım. Öğretmenimiz, elindeki kitapların 100 temel eserden yalnızca 4 tanesi olduğunu söyledi. Daha sonra neden kitap okumalıyız diye sordu. Arkadaşım Aleyna, kitap insanı geliştirir öğretmenim. Kitapla farklı dünyalara gider, farklı kişilerle tanışırız dedi. Bir an önce eve gidip kitap okumak istedim. Bambaşka dünyalara gitmek, yeni kişilerle tanışmak için çok hevesliydim. Dersimiz bittiğinde koşarak eve gittim ve kitaplığımdan Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe kitabını okumaya başladım. Bugün ilk dersimiz Türkçe idi. Öğretmenimiz sınıfa geldiğinde elinde birkaç tane kitap vardı. Kısa bir konuşmadan sonra elindeki kitapları göstererek "Bu kitapları daha önce okudunuz mu?" diye sordu. Hiçbirimiz okumamıştık. Merakla öğretmenimizi dinlemeye başladık. Öğretmen Aleyna'ya teşekkür etti. Kitap okumak hafızamızı güçlendirir. Olaylara daha farklı açılardan bakmamızı sağlar. Ve kelime dağarcığımız geliştikçe insan da kendini daha iyi ifade eder dedi. Öğretmenimiz konuşmasını bitirdiğinde hepimiz büyülenmiştik. Evet, şimdi bu etkinlikte karışık olarak verilen paragrafları okuduk. İsterseniz eminim ki siz de doğrusunu bulmuşsunuzdur. Bir bakalım bu metin nasıl olayları oluş sırasına göre sıralayabiliriz. Evet, bugün ilk dersimiz Türkçeydi. Öğretmenimiz sınıfa geldiğinde elinde birkaç tane kitap vardı. Kısa bir konuşmadan sonra elindeki kitapları göstererek "Bu kitapları daha önce okudunuz mu?" diye sordu. Hiçbirimiz okumamıştık. Merakla öğretmenimizi dinlemeye başladık. Öğretmenimiz elindeki kitapların 100 temel eserden yalnızca 4 tanesi olduğunu söyledi. Daha sonra neden kitap okumalıyız diye sordu. Arkadaşım Aleyna, "Kitap insanı geliştirir öğretmenim. Kitapla farklı dünyalara gider, farklı kişilerle tanışırız." dedi. Öğretmen Aleyna'ya teşekkür etti. Kitap okumak hafızamızı güçlendirir, olaylara daha farklı açılardan bakmamızı sağlar ve kelime dağarcığımız geliştikçe insan da kendini daha iyi ifade eder öğretmenim dedi. Öğretmenimiz konuşmasını bitirdiğinde hepimiz büyülenmiştik. Bir an önce eve gidip kitap okumak istedim. Bambaşka dünyalara gitmek, yeni kişilerle tanışmak için çok hevesliydim. Dersimiz bittiğinde koşarak eve gittim ve kitaplığımdan Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe kitabını okumaya başladım. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi karışık olarak verilen paragrafı bir bütün halinde oluşturduk. Eminim ki siz de bunu doğru yapmışsınızdır. Şimdi başka bir etkinliğimiz. Aşağıdaki kitapların üstüne yazılı olan kaynakları hangi amaçla kullandığınızı düşünüp uygun kitaplığa yerleştiriniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane kitaplığımız var. Biri eğlenmek amaçlı kullandığımız kitaplar, diğeri bilgi edinmek amacıyla. İsterseniz bir bilgi edinmekle alakalı bir bakalım neler varmış. Evet, doğru tahmin ettiniz. İlk olarak sözlük, bilgi edinmek için. Çünkü sözlük anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamını öğrenmek ve yazılışlarını görmek için kullandığımız bir kaynaktır. Daha sonra bakıyoruz.
Evet, bunu da doğru bildiniz. Gazete. Gazete, toplumdaki olayların toplumu ilgilendiren, güncel bilgiler veren yazılı bir kaynaktır. Her gün gazeteyi alır okur ve bilgi edinmek için bu yazılı kaynağı kullanırız. Baktık, evet. Ansiklopedi. Ansiklopedi de belirli düzenlere göre ayrılmış olan, birkaç cilden oluşan bilim, sanat gibi bütün dalların ayrıntılı olarak bilgilerinin verildiği bir yazılı kaynaktır. Ansiklopediyi de bilgi edinmek için kullanırız. Şimdi gelelim eğlenmek için kullandıklarımıza. Masal. Masal da geçmişten günümüze sözlü olarak aktarılan olağanüstü kişilerin, olağanüstü hikayelerin bulunduğu halk öyküsüdür. Bunu da eğlenmek için kullanırız. Şiir. Şiir de okuyucuda duygu uyandırmak için yazılan yazılı metinlerdir. Bunu da eğlenmek amacıyla kullanırız. Fıkra. Fıkra da bizi hem güldürür hem de güldürürken düşündürür. O yüzden bunu da eğlenmek amaçlı kullanırız. İsterseniz şimdi yeni bir etkinliğimize geçelim. Evet, burada bir şiir var ve bu şiiri okuyalım. Kitabım hep yanı başımda. Uyur benimle başucumda. Kapağı açar açmaz koşar bilgiler dağarcığıma. Bazen sevinç, bazen heyecan yaşatır bana sayfalarca. Bir anım bir anlama uymaz, kitaplar beni yerimde durdurmaz. İçinde hazine saklı, kim bilir daha neler neler. Her kitap beni bekler, her biri maceraya sürükler. Evet, aşağıdaki kutucuklara şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Evet çocuklar, sizce şiirimizin konusu ne olabilir? Evet, doğru tahmin ettiniz. Şiirimizin konusu şairin kitaplara duyduğu ilgidir. Pekala, ana duygu ne olabilir? Evet, bunu da doğru tahmin ettiniz. Ana duygumuz kitap sevgisidir. Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeleri takip ediniz. Evet çocuklar, bu etkinliği size bırakıyorum. Şiirde bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazarak kelimenizi, tahmininizi ve sözlük anlamını yazınız. Daha sonra tahmininizle sözlük anlamı arasındaki ilişkiyi bir karşılaştırınız. Şimdi aşağıdaki reklam afişini inceleyerek soruları yanıtlayınız. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi burada bir reklam afişimiz var. Reklam afişimizde okuyorum, gelişiyorum. Haydi çocuklar, kütüphaneye. Bilgin kütüphanesi açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi reklam afişimiz kütüphane ile ilgili. Peki, sizce reklam afişinin hedef kitlesi kim olabilir? Evet, doğru tahmin ettiniz. Reklam afişimizin hedef kitlesi çocuklardır. Peki, reklam afişinin amacı ne olabilir? Şöyle biraz bir reklam afişini inceleyelim. Bir bakalım. Evet, bunu da doğru tahmin ettiniz. Reklam afişinin amacı çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Aşağıdaki kutucuklara okuduğunuz kitaplardan 4 tanesini yazınız. İçlerinden en sevdiğiniz kitabı arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet çocuklar, bu etkinliği de size bırakıyorum. Defterinize yazmayı unutmayın. Aşağıdaki otobüsün hareket etmesi için zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesi gerekmektedir. Birbiriyle zıt anlamlı olan kelimeleri bulup eşleştiriniz. Şimdi kelimelerimize bakıyoruz. Aç kelimesiyle başlayalım. Sizce aç kelimesinin zıt anlamlısı ne olabilir? Bir bakalım. Evet, sizin de bildiğiniz üzere aç kelimemizin zıt anlamlısı toktur. Peki, sıcak kelimemizin zıt anlamlısı ne olabilir? Biraz düşünelim. Aslında hepiniz biliyorsunuz. Sıcak kelimemizin zıt anlamlısı soğuktur. Peki, dolu kelimemizin zıt anlamlısı ne olabilir? Bir inceleyelim. Aslında bunu da biliyorsunuz. Dolu kelimemizin zıt anlamlısı boştur. Peki, soyut kelimemizin zıt anlamlısı ne olabilir? Bunu da bildiğinizi biliyorum. Soyut kelimemizin zıt anlamlısı somuttur. Evet. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek mi yoksa mecaz anlamda mı kullanıldıklarını yanlarına yazınız. Şimdi cümlelerimizi bir okuyalım. Arkadaşının söylediği sözlere çok kırıldı. Şimdi bu kişi gerçekten böyle paramparça oldu, kırıldı mı yoksa mecaz anlamda mı kırıldı? Evet, mecaz anlamda kırıldı. O yüzden
mecaz anlamlı kullanılmıştır. Tarladan topladığımız biberler çok acıydı. Peki biber gerçekten acı olur mu? Evet, biber acı olur. Bu yüzden gerçek anlamlıdır. Ağır konuştuğu için çok kırıldım. Peki karşıdaki kişi yük olarak mı ağır konuşmuş? Hayır. O yüzden bu da mecaz anlamlıdır. Evet, yeni sınıf arkadaşıma hiç ısınamadım. Sizce birine gerçekten birinden bir sıcaklık alabilir miyiz? O şekilde ısınabilir miyiz? Tabii ki hayır. Bu yüzden mecaz anlamda kullanılmıştır. Küçük çocuk salıncaktan düştü. Sizin de bildiğiniz üzere gerçek anlamda kullanılmıştır. Toplantıya geç kalırsa yandı. Sizce toplantıya geç kalan kişi alevlerin içinde mi yanar? Tabii ki hayır. Bu yüzden mecaz anlamda kullanılmıştır. Aşağıda boş bırakılan yere kitap sevgisiyle ilgili bir metin yazınız. Metninize başlık koymayı unutmayınız. Evet çocuklar, bu etkinliği defterlerinize yazınız. O yüzden bu tamamen size ait bir etkinlik. Şimdi geldik tema değerlendirme çalışmalarına. Evet çocuklar, zamanımız fazla olmadığı için tema değerlendirme çalışmalarını da ben size bırakmak istiyorum. İsterseniz tema değerlendirme çalışmalarına şöyle bir göz gezdirelim. Birinci sorumuz, sizce niçin kitap okumalıyız? Açıklayınız. Bunu defterinize yazınız. Sizce kitap okumak bizi nasıl geliştirir? Açıklayınız. Aslında bu ilk iki soruyu hazırlık çalışmalarında cevabını vermiştik. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Daha önce hiç kütüphaneye gittiniz mi? Gittiyseniz dikkatinizi neler çekti? Bir düşünün bakalım, kütüphane dikkatinizi neler çekti? Kütüphanede uyulması gereken kurallar nelerdir? Sıralayınız. Kütüphanede uyulması gereken belli başlı kurallarımız vardır. Lütfen bunları da defterinize not olarak alınız. Evet, geri kalan gördüğünüz gibi zıt anlamlarla ilgili şıklı cevaplarımız var tema değerlendirmemizde. Daha sonra gerçek anlam, mecaz anlamla ilgili sorularımız var. Ve en sonunda gerçek ve mecaz anlamla kelimeleri kullanarak cümleler yazınız diyor. Evet, bu kadar tema değerlendirme çalışmalarımız. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler diliyorum.